Kitap okumada ve okuduğunu anlamada dünya ortalamasının gerisindeyiz. Türkiye'de herkes kitap okuma oranlarının düşük olmasından yakınıyor. Fakat ülkemizde kimse bu sorunlara ne gibi çözümlerle yaklaşacağımızı konuşmuyor. Aslında kitap okuma sorunu sadece Türkiye'de de değil, dünyada küresel bir sorun haline gelmiş durumda. Oysa ki kitaplara ulaşmak eskisinden olduğu kadar pahalı ve zor değil. O halde neden kitap okumuyoruz? Biz bu nedenleri araştırdık. Okuma tekniklerini bilmiyoruz. Göz kaslarımız zayıf. Göz tembelliğimiz var. Okuduğumuzu anlamıyoruz, odaklanamıyoruz çünkü aklımıza başka konular geliyor. Bunların neticesinde saatlerimizi harcayıp 30-40 sayfa okuduktan sonra sıkılıp kitabı bir kenara bırakıyoruz. Öyleyse kitap okuma oranlarının düşük olmasının en önemli sebebi zaman ve odaklanma problemidir. Şimdi konuyu biraz detaylandıralım. Gelişmiş ülkelerin ilkokul düzeyinde bilgiye dayalı bir eğitim verilmez. Öncelikle bilgi edinme ve öğrenme teknikleri öğretilir. Biz de gençlerin eline kitap verip o kitabı okumasını istemeden önce gençlere anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğretmeliyiz. Yaşadığımız bir başka sorun. Türkiye'de alanında uzman kişiler yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çünkü uzmanlaşmak için çok okumalıyız. Bir tıp doktorunun kendi literatüründeki gelişmeleri takip edebilmesi için yılda 125 bin sayfa yayım okuması gerekiyor. Bu da günde 342 sayfa yapıyor. İlgili yan bilimleri de biraz takip etmemiz gerektiğini düşünürsek günde 500 sayfa okuması gerekiyor. Peki bu seviyede kitap okumak mümkün mü? Bir insan dakikada ortalama 200-250 kelime okuyabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre insan beyni dakikada 900 kelimeye kadar okuduğunu anlayabiliyor. Beyin insana şunu diyor: yeter ki gözlerinle hızlı oku. Yani benim kapasitem var, sen yeter ki işin tekniğini bil. Nasıl ki insan vücudunun diğer bölgelerinde yer alan kaslar çalıştıkça gelişiyorsa, göz kaslarımız da çalıştıkça, okudukça, egzersiz yaptıkça gelişir. Sürekli spor yapan biriyle yapmayan birinin aynı seviyede olması beklenebilir mi? Sürekli okuyan ve okumayan kişilerin göz kasları arasında işte bu denli fark oldu. Ülke ocakları olarak bu küresel sorunu ortadan kaldırmak için çözüm arayışlarına girdik ve Odak 2023 isimli bilgisayar yazılımını geliştirdik. Bu yazılım içeriğinde yer alan aktivitelerle kişinin okuma hızını ve anlama kapasitesini geliştiriyor. Bu yazılımın içeriğinde oyunlar var. Bu oyunlarla kullanıcıya göz kası egzersizleri yaptırıyoruz. Göz, beyin ve hafıza arasındaki koordinasyonu güçlendiriyoruz. Yazılımın içeriğinde yer alan metinlerle kişinin anlama kapasitesini ve okuma hızını test ediyoruz. Sonrasında yazılımın yapay zeka özelliği sayesinde kişiye özel egzersiz ve metinlerle çalışmasını sağlıyoruz. Kişinin görsel zeka kapasitesini ve beynin fotoğrafik hafızasını geliştiriyoruz. Bu sayede 3-4 saatte okunacak bir metni 1 saatte okunacak seviyeye getiriyoruz. Ayrıca gözler hızlı okumayı başarabildiği için odaklanma meselesini de ortadan kaldırıyor. Ve beyin anlama kapasitesini geliştiriyor. Okunan metin hafızada kalıcı hale geliyor. Bunların yanı sıra yazılım ekranında görünen kişisel veri grafikleri sayesinde hangi seviyeden ne kadar sürede hangi seviyeye geldiğinizi analizini yaparak kendi gelişiminizi takip edebiliyorsunuz. Liseye giriş sınavında, yüksek öğrenim kurumları sınavlarında ve aynı zamanda KPSS, ALES, TUS gibi birçok sınavda öğrencilerin soruları yetiştiremedim mazeretini ortadan kaldırıyoruz. Erol Güngör, Nihal Atsız, Seyit Ahmet Elvasi, Ziya Gökalp gibi abidevi şahsiyetlerin alınmış metinler sayesinde hızlı ve odaklanarak okumayı milli manevi değerlerimizle birlikte sağlıyoruz. Okuma oranı yüksek olan ülkeler teknoloji geliştiriyor. Bu sayede gelişiyor ve büyüyor. Türkiye'yi gelecekteki ilk 10 ekonomi arasına sokmamız için çok okumamız lazım. Okuduğumuzu anlamamız lazım. Bunun için de Odak 2023 yazılımını kullanmamız
evlatlarımıza kullandırmamız lazım.